Bugün nelerden bahsedeceğiz? Özellikle günümüzde çok gündem olan enerji ve enerji sektörüyle ilgili gelişmelerden bahsedebiliriz. Harika. Konuğumuz Energon Türkiye Fabrika Müdürü Veysel Petekkaya. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Hoş bulduk. Sağ olun. Rica ederiz. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii memnuniyetle. İsmim Veysel Petekkaya. Yaklaşık 15 yıldır özellikle üretim sektöründe görev almaktayım. Elektronik yüksek mühendisiyim. Üretimle ilgili profesyonel hayatım devam etmekte. Üretim yönetimiyle ilgili bu şekilde, evet. Harika. Üretim gerçekten son derece önemli. Enerji dünyanın gündeminde birinci sırada yer alan bir konu. Özellikle sürdürülebilir enerji konusu da çok gündemde. Peki siz üretim departmanları hakkında neler söylersiniz? Evet, yani tabii günümüzde çok önemli bir konu üretmek, Evet. üretime sahip olmak. Ülkemiz de bu konuda çok avantajlı bir ülke. Evet. Tabii üretim departmanı çok aslında kompleks bir departman, multidisipliner bir departman. Birçok departmanla iletişim halinde olmanız gerekiyor. Bu tabii satın alma departmanı, insan kaynakları, finans, muhasebe, kalite departmanı gibi birçok departman, satış ekibi, tasarım ekibi, bunların hepsi aslında gün içerisinde iletişim halinde olmanız gerekiyor. Onun için bir firmanın aslında can damarlarından biri üretim departmanı. Özellikle ülkemize katma değer katma açısından da çok önemli. Burada tabii işte tedarikçilerle ilişkiler, bunların Türkiye'de özellikle temini, ürünlerin kullanımı hep üretim departmanlarının aslında günlük hayattaki uğraştığı konular ama çok zevkli ve güzel bir departman diyebiliriz üretim departmanı. Kesinlikle. Söylediğiniz gibi katma değer yaratan Kesinlikle, ve evet. ülkemize çok büyük faydası olan bir bölüm. Peki firmanızdan, enerji sektöründen bahseder misiniz? Tabii memnuniyetle. Energon firması, özellikle Rusya Moskova merkezli bir firma. 25 yıllık bir firma aslen. Tabii merkezi Rusya'da, Moskova'da olmasına rağmen tamamen uluslararası bir firma. Yani Güney Afrika'dan tutun Dubai'ye, Kazakistan'a, son olarak da Türkiye'de bir yatırım yaptılar. Ne güzel. Ve bir fabrika kuruldu ülkemizde. Bu tabii çok değerli bir şey ülkemiz için. Hem istihdam açısından bir katkı sağlıyor ülkemize. Aynı zamanda tedarikçiler açısından da yani burada tabii mümkün olduğunca ürünleri yerli yapmaya, yerli özelliğini katmaya çalışıyoruz. Bir know-how açısından da çok önemli. Çünkü Energon firması enerji sektöründe Rusya'da lider firma açıkçası. Çok Ve güzel. bu know-how Türkiye'ye gelmiş oluyor. Şu anda Energon Türkiye firmasının hem Maslak'ta bir merkez ofisi var, hem de Dilovası, Kocaeli Dilovası'nda yaklaşık 2500 metrekarelik bir fabrikası Çok güzel. kuruldu. Bu şekilde ilerliyor firmamız. Evet, enerji sektörüyle ilgili olarak ne söylemek istersiniz? Genel Evet, yani enerji bir... sektörü şu anda çok gündemde bildiğimiz üzere. Özellikle yenilenebilir enerji. Hemen hemen her gün ekranlarda gördüğümüz yani haberlerde takip ettiğimiz bir konu. Energon firması da bu konuda uzman bir firma. Yani işin özellikle projelerin tasarımından tutun da ürünlerin sağlanmasına kadar ve ürünlerin uygulanmasına kadar uzmanlık sahibi bir firma. Tabii uluslararası manada bir uzman. Az önce söylediğim gibi yani Dubai'de de bir proje yapılabiliyor, Kazakistan'da da yapılabiliyor, Güney Afrika'da da yapılabiliyor. Hangi enerji türleriyle ilgileniyorsunuz Evet, siz daha çok? genelde tabii şey ya yenilenebilir enerjinin özellikle solar kısmı ile ilgili çok fazla Güneş enerjisi güneş enerjisi ile ilgili ülkemizde. evet çok fazla ürünler var, çözümler var. Paneller. Paneller, şarj edilebilir enerji depolama ürünleri, üniteleri, inverter modüller gibi. Tabii bunun dışında yan sektörler de var. Yan sektörler derken yani yenilenebilir enerjiyle beraber giden sektörler. Bu da özellikle güvenlik sistemleri, telekomünikasyon sistemleri, özellikle endüstriyel tipte araçlar için şarj edilebilir aküler. Yani fabrikamız da bu şekilde kuruldu aslında. Türkiye'deki fabrikamız da özellikle endüstriyel tip araçlar için lityum iyon teknolojisine sahip aküler üreteceğiz. Hatta ilk üretimlerimiz başladı. Bu lityum iyon da çok güncel bir konu bildiğiniz üzere. Yani elektrikli araçlarda kullanılan, elektrikli arabalarda kullanılan teknolojiyle aynı bir teknoloji. Dediğim gibi Türkiye içinde bir know-how, bir teknoloji aslında transferi oluyor. Tabii burada iki konu çok önemli. Hızlı teslimat ve
doğru maliyette teslimat yapmayı planlıyoruz. Çok önemli. Evet. Karbon salınımını azaltmayı hedefliyoruz. Kesinlikle. Ülkemizde Paris İklim Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü'nü imzaladı. Taahhütlerde bulundu. Siz de bu konuda büyük destekler veriyorsunuz. Kesinlikle. Çok kesinlikle. Tebrikler. Kesinlikle. Peki geleceğe dair firmanızın hedeflerinden, vizyonundan bahsetmek ister misiniz son olarak? Tabii, memnuniyetle. Şimdi tabii özellikle endüstriyel tipteki uygulamalarda az önce söylediğim gibi yani bir elektrikli forkliftler, elektrikli reach trucklar, transpaletler artık tamamen lityum teknolojisine dönüyor ve bu hakikaten bir verimlilik sağlıyor firmalar için. Yani bir şarj deşarj süresinin kısalması, daha uzun ömürlü kullanım gibi. Bu da birçok Türk firmasına, birçok yerli firmaya aslında katma değer sağlıyoruz dolaylı olarak. Geleceğe dair de bunu arttırmak tabii ki hedefimiz. Şimdi firmamız hem Türkiye'deki aktivitesini çok ciddi manada arttırmayı planlıyor. Yeni yatırımlar da söz konusu olabilir. Bunun yanında işte solarla ilgili tekrar az önce bahsettiğim gibi Powerwall dediğimiz bir ürünümüz var örneğin. Bu da özellikle güneş enerji sistemlerinde çok aktif kullanılan bir ürün. Bunu da hani Türkiye'de üreterek doğru maliyette, doğru hızda firmalara teslim edeceğiz. Bununla ilgili hakikaten ciddi bir potansiyel olduğunu şirketimiz görüyor. Ve Türkiye'de yeni yatırımlar da söz konusu olabilir. Özellikle solarla ilgili, güneş enerjisiyle ilgili. Burada tabii ki amaç kesinlikle kazan kazan prensibiyle hem ülkemize değer katmak, tedarikçilerimizi bu konuda çalıştırmak, onlarla beraber çalışmak. Hem de tabii ki firmamızın bu konuda bir adım atması, gelir elde etmesi. Açıkçası firmamız yani bir Rusya merkezli bir firma olmasına rağmen Türkiye'de ilgili çok güzel hedefleri var. İleriye dönük çok pozitif manada. Partneriz zaten, iş ortağıyız. Evet, 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 kesinlikle. Yani iletişim açısından da çok iyi bir iletişim halindeyiz açıkçası. Yani o konuda da çok güzel şeyler yapacağını hissediyoruz. Türkiye'deki pazarın da canlılığını farkındalar. Evet. Jeopolitik durumumuzun, konumumuzun önemli. Ne kadar önemli olduğunu biliyorlar. Ve buradan hakikaten çok güzel işler başaracağız. Zaten firmamız şey yani sadece bir ürün etmek değil hem de bir çözüm. Evet. Ortağı olarak çalışıyor firmalarla. Evet. Tek bir ürün etip onu temin etmekten ziyade toplam bir çözüm sağlamak. Farklı ürünleri hep beraber vererek aslında bir sorunu çözmek niyetinde. Onun için ben geleceğe dair çok güzel hedefler olduğunu düşünüyorum. Yani onu da zaten bizimle de paylaşıyor yöneticilerimiz. Çok rekabetçi bir ortam var biliyorsunuz. O yüzden kendi enerjimizi oluşturmamız son derece önemli. Kesinlikle, kesinlikle. Ve bunu doğru maliyette yapmak. Hı-hı. Yani biz tam Türkiye'de optimum şartlarda. Evet. Yani Türkiye'de üretim yapmanın bir avantajı da bu. Bütün solar enerji sistemleriyle çalışan firmalar yurt dışından artık ithal etmek zorunda kalmayacaklar ürünlerini. Hı-hı. Ülkemizde bunları bulabilecekler. Doğru zamanda, doğru maliyetlerde bulabilecekler. Bu çok önemli bizim için yani, evet. Kesinlikle. Çok tebrikler, başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkürler, çok sağ olun. Bugünkü konuğumuz Energon Türkiye Fabrika Müdürü Veysel Petekkayaycı. Katılımınız, bu güzel ve önemli açıklamalarınız için tekrar çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim, çok memnun oldum. Sağ olun. Biz de çok memnun olduk. Teşekkürler, çok mersi. Sağ olun. Değerli izleyiciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.